şimdi benim bir sorum var herkese. Aha. Bir tane şey var ya, bu yeni bir trend var. Aslında yeni değil, bayağıdır dolanıyor. Hashtag no estimates. Estimation vermiyoruz. Buna Evet inanıyor abi. musunuz abi? İnanıyorum ben ya. Niye estimation verelim ki? Estimate. Tutmuyor çünkü yani. Niye çalışıyoruz ki? Ben Abi tutan sen estimation görmedim. takımın kabiliyetine göre değişir buna vereceğim cevap. Çalıştığım takıma göre değişir. Yani estimation vermek size ne kazandırıyor? Yani estimation hayatınızda ne gibi bir şey değiştiriyor? Abi business tarafının gazını alıyorsun estimation verdiğinde. Onlar da biliyorlar onun o tarihte bitmeyeceğini. Herkes mutlu oluyor. İşte sonra işte 2 haftaya bitireceğiz. Şu oldu bu oldu falan. Şey yapıyorsun yani. Estimation o işe yarıyor. Benim gördüğüm 10 yıldır. Abi Yani... yazılımcıların da önünü görmesini sağlıyor ya bence estimation. Ya şeye inanıyorum bak. Bir jira kartı açılır. O hani poker planning'de hani belli şeyler verilir. Puanlar verilir. Ekip tartışır. Orada bir grooming ortamı oluşur. Hani insanlar kartı daha iyi anlarlar. Şunu yapalım bunu yapmayalım. Bu gerçekçi değil derler ama. Abi yazılım projeleri kaotik yani. Estimation 2 haftaya bitireceğiz. Bir aya bitireceğiz demek. Çok roughly verirsin yani estimation'ı. İşte abi bir aya biter. Şöyle bence. Yani çok ya büyük bir işe estimate verirsen büyük ihtimalle onun tutmayacağı garanti neredeyse. Ama hani işine kadar küçük parçaları bölersen büyük ihtimalle onu tutturabiliyorsun yani. Özellikle belirli bir o projede belirli bir zaman geçirdiysen eğer bence estimation özellikle kendin için de yararlı diye düşünüyorum ben. Yani hani hiç vermemek dense en azından biraz daha böyle küçük parçalara ayırabiliyorsan işi ona estimate verebilirsin bence. Şimdi Abi bir şey pardon. söyleyebilirim Fırat sen Dal girmeden. abi, dal hadi. Çok şey olduğum bir konu. Bir projeye estimation veremeyebilirsin. Bence veremezsin yani projeye. Ama hani bir karta işte atıyorum storyleri ondan sonra task'lara böl, task'ları böl. Yani bir developer'ın yapabileceği hale getirdikten sonra bir task'ı hani task'lara böldükten sonra hani ona estimation verebilirsin gibi geliyor bana. Ama bütün projeye veremezsin gibi geliyor bana. O aynı bakış açısıyla bakarsak aslında eğer sen projeyi de yeteri kadar parçalayabiliyorsan sanki projeyi de estimate verebilirsin aşağı yukarı. Yani belirli bir Abi sapmayla da olsa. şöyle bir şey var yazılım projelerinde abi hepimiz biliyoruz. Hani E bir tabii projenin hani ya %100 üç ay tutmayacak süreceğini tabii ki de yani. işte bana çok şey geliyor yani tutmayacak çünkü 2 hafta sonra requirement'lar değişecek bir anda filan. Değişiyor abi. Requirement'ın ben sabit kaldığını görmedim. Çok Abi sinirliymişim orada abi. Niye bu kadar lane'e takıyorsun? giriyor ama iş yani. Bu Zaten arada oradan hani olay başlıyor yani. Hani hiçbir proje böyle beton gibi kalmıyor ki sonuçta. Canlı organizma gibi bir şey sürekli değişiyor. arkadaşlar tamam da siz şu an kendi gerçekliğiniz üzerinden yaşıyorsunuz. Böyle ürün falan geliştirdiğiniz için siz şu anda. Biz şu anki durumumuzda bayağı bir tane projemiz var. Bu projeye teklif vererek benim şirketim giriyor. Teklif verdiği için de çok önceden şeyi çıkarmış olması lazım. İşte bu flow kabaca 10 gün sürer. Bu flow 20 gün sürer. Sonra bunları topluyorlar. Adam günle çarpıyorlar. İşte oradan bir sabit fiyat uyduruyorlar. Oradan para alıyorlar abi. Buna göre planlama yapıyorlar. Böyle 6 aylarını, 1 yıllarını falan planlıyorlar. tutuyor mu Böyle Burak? çalışan firmalar var. Hiçbir Bir bok şey tutmuyor. sorabilir miyim? Ha, aynen onu soracaktım. Onu Hiç bok tutmuyor soracaktım. abi yani. Tutmuyor ama yani sonuçta bunu zorunlu tutan çok büyük firmalar var şu an çalış. İyi Neyse. de abi ben müşteri olsam böyle bir hizmet satın almam ki. Alıyorlar. Ben Abi müşteri müşteri sen olsam değilsin ama. Müşteri hayır. bambaşka bir adam yani. Hayır. Kim satın alıyorsa bu hizmeti estimation'ı tutmayan bir şirketin yaptığı işi ben istemem müşteri olarak.
Niye esneyeyim ki? Bak, Çok. estimation'ı tutmayan şirketin diyorsun. Abi kimin tutuyor ki? Zaten adam o yüzden yine devam ediyor işine. Ama estimation da istiyor, böyle içi rahatlıyor ya. Abi yani çok şey, nasıl diyeyim, genel geçer bence hani konuştuğumuz şey. Hani gerçek bir, ya tabii ki herkes kendi gerçekliğinde konuşuyor yani. Tabii ki ben senin adına konuşamam. Kendi adıma konuşuyorum. Kendi gördüğüm örneklerden, kendi tecrübelerimden konuşuyorum. Ama hani bence bütün projeyi estimate etmek zor. Biz şey yapıyoruz. Milestone'lara bölüyoruz abi projeyi. Böyle 5-6 tane storylik task'lara veya işte milestone'lara bölüyoruz. Onlara kabaca estimate veriyoruz. Ve onda bile tutmadığı oluyor. Tutmuyor bazen Abi ama hani tutmadığı oluyor mu yoksa tutmuyor mu? Yani yüzde kaçtan bahsediyoruz burada? %20 falan tutmuyor. %15, %20 O tutmuyor. zaman gayet başarılısınız abi. %20 tutmaması çok normal. Çünkü kalan %20 task'ı da erken bitiriyor olacaksınız. Sonuçta dengeliyorsunuz. Ya ve şey de var tabii. Beklenmedik gelişen durumlar da oluyor. Onlar için de hazır olman gerekiyor. Support geliyor, o geliyor, bu geliyor, cart geliyor, cürt geliyor yani. Ne yapıyorsun? %20 şey mi çakıyorsun ama? Bu bir ayda biter dedik. 1,5 ayda biter diyelim. Yok abi, şey, planlamayı ona göre yapıyoruz. Biz yaptığımız puanları, işte Scrum yaptığımız için konuşuyorum. Yaptığımız puanları biliyoruz. Kaç puan yaptığımızı bir sprintte. Sonra atıyorum %50'siyle yaptığımız puanların new feature, yeni işte özellik geliştireceksek %50'sini yeni özellik alıyoruz backlog'dan. Zaten roadmap var. İşte %10 boş bırakıyoruz, buffer time, tampon bırakıyoruz. Hani olabilecek acil durumlara karşı. Bir de işte spike'lar falan filan oluyor. İşte %25 maintenance falan bırakıyoruz. Support bırakıyoruz. Her Bir şey hafta, her 2 haftada bu plana göre gidiyoruz. Gayet de tutuyor yani. söyleyeceğim. Mert, sen girmeden bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, lütfen. Abi definition of done nedir o zaman? Bence onu tartışalım Mert'in söyleyeceğinden sonra. Hani Yuh. nedir abi? Ne Bitti ne? yaptın abi? Bence çok önemli abi. Neye göre done Önemli çünkü? ve çok şeyden girdin. Definition of done bence canlıya çıkmasıdır abi. Bu kadar yani. Değil abi. Ne zaman bir proje canlıya çıkıyor ondan sonra abi ya şunu da eklesek mi bunu da yapsak mı filan Ama o aslında şu başka bir şey olmamış abi. O falan. başka bir Evet. şey abi. O Başka bir şey. change request Abi yani. bir projenin yani change request değil o projenin devamı. Öngörememiş business tarafı da gayet normal. Developerlar da öngörememiş. Bunu yanlış yapmışız. Bunun böyle olması gerekiyormuş yani. Ama Ama definition of done o değil ki. done, yani o hani bir tane görev için belirliyorsun abi definition of done'ı yani. Hani işte testleri yazılacak, dokümantasyonu yazılacak. İşte 3-5 kişi artık QA prosesi nasılsa öyle geçecek o prosesten. Dev'e deploy olacak, smoke test yapılacak, canlıya çıkacak. Definition of done budur. Ondan sonra kabul edilecek. Bizde Abi de böyle çalışıyor. yine sizin gerçekliğinizde siz canlıya çıkabilmiş durumdasınız ve canlıya sürekli incremental deployment'lar yapabiliyorsunuz. Tabii, Ben kendi gerçek. canlıya yeni yılda çıkacağım abi. Daha çıkmadık yani. İşte zaten şimdi Sizin şimdi işiniz orada zor. abi orada işte tam burada şunu söyleyeceğim. Şimdi bizim aslında çok doğru bir şey söylüyorsun Fırat. İki çeşit var, şey var burada aslında. Farklı iki tane operasyon var. Birincisi bizim operasyonlar, bizim müşterimiz kendi yani bizim müşterimiz gerçekten müşteri yani insanlar bizim müşterilerimiz. Ama sizin müşteriniz firma. En büyük farklılık o. Ama ondan önce şu var. Mesela biz bir şey yaptığımız zaman bunun sonucunu hemen görüyoruz. Yani şu anda mesela benim yaptığım bir değişiklik yarın canlıya çıkıyor ve yarın hemen feedback alıp ona göre değiştiriyorum. Benim gerçekliğimde küçük iterasyonlar çok güzel çalışıyor. Aynı şey Uğur için de geçerli, Deniz için de geçerli. Hatta sanırım Barış için de geçerli. Çünkü biz yaptığımız değişiklikleri hemen canlıya alıp hemen Görüyoruz. müşterilerimize gönderiyoruz. Bunu da bence Kanban ya da Scrum gibi böyle bir yöntem uygulamak daha kolay. Sorun şeyde aslında başlıyor. Böyle bu yazılım evi gibi çalışan ya da proje yapan firmalarda başlıyor. Aynı işte bu durumda Fırat'ın çalıştığı firma gibi. Çünkü Fırat'ın çalıştığı firmada iş şöyle çalışıyor abi. Bu çalışmanın yani bir şey var, bu satış ekibi var. Satış ekibi hiç tanımadığın global bir insan. Yani global dolaşan bir insan. İşte bu adam gidiyor, New Caledonia diye bir yere gidiyor mesela. Yeni Kaledonya diye bir yer var. Hiç duydunuz mu? Mesela böyle bir memlekete gidiyor bu adam. Tanımadığım bir Fransa'dan bir vatandaş gidiyor orada. Fransızca konuşarak bir satış yapıyor. Ne sattığını bilmiyor. Müşteri ne aldığını bilmiyor. Ondan sonra solution arkitektleri gönderiyorlar. Solution arkitektler şeyi belirliyor. Scope'u belirliyor. Yine tanımadığın adamlar. Sonra sana geliyorlar diyorlar ki bunu şu zamana yetiştireceksin diyorlar.
Yani bu süreç aslında Fırat'ın şu anda ağladığı süreç. Çok dolayısıyla bu arada tanıdık bir yer benim için. Çok iyi anlattın. Bence. Bayağı özetledin ben, yaşamış gibi. Ben bir yazılımcı olarak orada hani Fırat seni şey üzmek istemiyorum ama ben bir yazılımcı olarak öyle bir ortamda mutlu olamam zaten yani. O yüzden startup'ta çalışıyorum abi. Fırat çok mutlu. Ben neyse. Mutluluktan uyuyamıyor. Biliyor musunuz? Abi bir şey soracağım. Şimdi abi hayatta böyle farklı öncelikler var. Bazı hayatın farklı öncelikleri böyle yukarı çıkarıyorsun. O önceliğe göre yaşamaya başlıyorsun. Tabii. Şu ara öyle bir öncelikteyim. Kumarda ya sonuçlarına katlanmıyorsun. Anlıyorum kardeşim seni. Bir şey söyleyeceğim. Burada aynı firmada çalışmış, aynı yazılım evinde çalışmış 4 kişi var. Estimation'ları arkadaşlar doğru demiyorum. Şöyle veriyorduk. İşte şu kadar adam gün üzerine %30 şey koy ve proje gene 4 ay diyorduk. Bitmiyordu yani. Şimdi ama bak orada bence şöyle bir şey de var. Şimdi aslında bu tarz çalışan firmalarda benim gördüğüm en büyük problem şu. Sen bir satış yaptığın zaman müşteriye bir şeyde anlaşıyorsun, kapsamda anlaşıyorsun ve müşteri abi her zaman çamura yatıyor. %100 çamura yatıyor yani. O senin yok paranı vermeyeceğim, şunu da bitir paranı vereceğim falan diye seni böyle kapısında süründürüyor. Senin arkanda eğer güçlü bir kapital yoksa, yani güçlü bir ana paran yoksa bu durumda olmuyor. Ne yapıyorsun? Genelde olmuyor. Eğer küçük bir şeysen, startupsan, ufak bir girişimsen, proje firmasıysan ne yapıyorsun bu sefer? Sen işte adamların mesai yapmak zorunda kalıyor. Ek şey yapamıyorsun. Bir de tabii eğer yetenekli account yöneten yani müşteri yöneten ekibin de yoksa, iyi bir proje yöneticin de yoksa ya da işte bu müşteriyle artık kim ilgileniyorsa o kişi eğer o kadar da iyi değilse, yazılımdan anlamıyorsa, tek derdi müşteri dedi yapacağızsa o zaman haliyle gece gündüz çalışıyorsun ve tamamen iptal oluyorsun. Abi Blizzard gibi olmak istiyorum. Adamlar yıllardır çıkardıkları oyunu heriflere soruyorlar ne zaman bitecek oyun diye. Bittiği zaman diye cevap veriyorlar. Ya şu 10 yıldır bak çalışıyorum. Hiç şu cevap veremedim ya. Bittiği zaman. Yani. Abi işte şey var ya o sorunun 3 tane cevabı var abi. Bu arada o sorunun aslında 3 cevabı var yani. Şey gibi hani yani birincisi işte gerçekçi şey pardon iyimser davranırsan eğer hani iyimser bakarsan yetişir. Şu zamanda bitecek, 3 ayda bitecek, zamanda bitecek dersin. Kötümser bakarsan yetişmeyecek dersin. Ama hani gerçek cevap bilmiyorum yani. En gerçek cevap bilmiyorum evet. Yani kesin bir tarih istiyorsan bilmiyorum. Ama Blizzard'la da kendimizi karşılaştırmayalım arkadaşlar. Kaç milyon kullanıcısı var yani. Bu arada Blizzard da sana bana öyle diyordur da içeride muhakkak bir deadline'ları vardır. Vuruyordur kırbacı. Amazon abi. Amazon'un kültüründen herkes çok şikayetçi mesela. Evet benzer şeyler duydum ben de. Abi Kanada'da insanlar işemeye gitmeye korkuyormuş ya. Şeyde Allah özellikle Allah. Depoda çalışanlar. Yani yazılımcılar hariç istiyorum şu anda. Ki onlara da bayağı hayvan gibi baskı varmış. Ya işemeye gitmeye korkan insan profili bence çok sıkıntılı bir profil. Bu şirketin evet, ne abi. Kadar acımasız olduğunu gösteriyor. Evet. Ya Google'la ilgili bir şey okumuştum. Google'ın mesela bu promotion zamanlarında bayağı insanlar köle gibi çalışıyorlarmış. Ve yaptıkları her şeyi dokümante edip böyle hiç seninle çalışmayan bir kurula mesela sunuyormuşsun. Böyle tez sunumu gibi savunuyormuşsun falan. Ondan sonra onlar karar veriyormuş mesela senin promote olup olmayacağına. Yani böyle hastalıklı yapısı olan şirketler de var yani. Peki, şimdi aslında Google'ınki bana çok hastalıklı gelmiyor. Çok pardon ama. Yani neden abi? Abi yöneticiye bırakmıyor konuyu. Çünkü yöneticiye bırakırsan insani ilişkiler devreye girer. Nesnel değerlendirme sisteminden uzaklaşabilirsin. Adamlar istiyor ki bir tane kurul olsun, kimseye de tanınmasın. Bu tanımadığı insanlar üzerinden değerlendirmeler yapsın ve bunun için belli kriterler kullansın. Yani çalışan insanlar bu kriterleri bilirse ki galiba oradaki sorun insanların bilmiyor olması. İşte bir promotion dönemine giriyor, orada sorun yaşıyor, bir daha giriyor, bir daha sorun yaşıyor. Demek ki kriterler belli değil, ben buradan bunu anlıyorum. Ama onun dışında çok mantıksız gelmiyor bana. Bir şey diyeceğim. Senin kastettiğin şey mi? Bizde de bir HR komite var mesela. Ben birini terfi ettireceğim zaman savunmak durumundayım o adamı. Niye terfi ettiriyorum ama diye. Ama burada yine sen savunuyorsun. Diğer tarafta benim bildiğim yöneticinin çok da bir etkisi yok. Hatta hiç etkisi yok. Hiç etkisi yok evet. Kendi metriklerini falan ölçüyorsun. Evet. Kendin başvuruyorsun.
Adamlar seni değerlendiriyor. Seni hiç tanımayan bir ekip seni değerlendiriyor. Yükselecek veya yükselmeyecek diyor. Ya. Yükselmeyeceksen de belli bir rapor sunuyor tabii sana. Abi o yazıyı bulayım, paylaşalım bu hafta. Herkes okusun olur, yani. Olur. Abi işte o biraz büyük firmanın konu. Derdi aslında ya. Yani çok büyük firmaların derdi bunlar değil mi? Hani böyle evet, 10 tabii, bin, 20 tabii. bin, 30 bin çalışanı tabii, varsa tabii. mecburen böyle bir şey getirmek ihtiyacı hissediyor. Ama mesela hani küçük firmalarda böyle mesela bizim firmada şey yok, performans değerlendirmesi yok artık. Kalktı. Yani öyle bir şey yapmıyoruz. Bizde key result'lar var. Herkesin objektifleri var. Objektifler belirledik. İki tane community objektif var. İki tane de kendin koyuyorsun objektif. Ondan sonra ona key result'ları belirliyorsun. Onlar da değişebilir. Ama yani key result'larında başarısız olursan maaşına daha az zam almıyorsun. Peki, abi bir örnek versene. Mesela nasıl hedefler koyuyorsunuz? Mesela abi şu anda bizde dediğim gibi benim ekibimdekileri her biri iki tane şey şimdi şöyle oldu. Objektifler şeyden geldi. Yani genel olarak aslında CTO'nun grup CTO'nun belirlediği objektifler geldi. Ondan sonra her bir işte senior manager kendi sponsorluğunu aldı. Sponsor oldular belli objektiflere. Kendi aralarında böldüler onları gerçekleştirebilmek için. Kendileri key result'lar belirlediler. Dediler ki aşağı 6 tane sponsoru olan objektif var. Bunlar community oluyor. Bu community etrafında şey yapıldı. İşte bir manager dedi ki benim için önemli olan şey işte firmanın agile olması, çevik olması dedi mesela. Çevikliğini daha da arttıracağız. Self-efficient, autonomous takımlar oluşturacağız. Objektifi bu mesela bir kişinin. Sponsor olan kişi bununla gelmiş. Key result'lar belirlemiş. Bunlar nedir? İşte experiment yapılır, şöyle yapılır, böyle yapılır gibi. Key result'lar belirlemiş. Bir başkası gelmiş de demiş ki benim için önemli olan şey customer experience. Ben bunun sponsoru olacağım demiş. Kendisi bir öyle bir objektif belirledi. Daha sonra bunları bir toplantıda herkese satmaya çalıştılar. Yani herkes kendi objektifini övdü. İşte bu böyle önemli, şu şöyle önemli diye. Sonra insanlar gönüllü olarak kendilerine ikişer tane objektif seçtiler bunlardan. Bu sponsorlar da bu objektiflerin etrafında komüniteler oluşturmaya başladılar. Yani her objektifin kendi komünitesi var. İşte mesela Agile Community var. İşte takımdan bağımsız var. Yani. Farklı takımdan tamamen bağımsız. İnsanlar bir araya gelip bu hedefleri doğrultusunda aynen çalışıyorlar. Öyle. Aynen öyle. Artı bundan sonra bir de benim ekibimin ben yöneticisi olarak ayrı her birinde iki tane daha objektif belirledim. İşte orada ben kural koydum. Dedim ki en fazla iki tane objektif kendiniz bulacaksınız. İşte bunlardan bir tanesinin ben kişisel gelişimle ilgili olmasını istiyorum. Ama siz istemezseniz tekrar tartışalım daha iyisini bulabiliriz dedim. Herkes kendi objektifleriyle geldi. Mesela bir tanesi şey dedi. İşte bizim işte şeyimiz şu anda continuous deployment yok. Continuous deployment yapacağım ben dedim mesela. En az bir servisi continuous deployment'ını yapabilir hale geleceğim sene sonuna kadar dedi. Şimdi herkese 6 haftalık şeylerde ya da işte aylık süreçte bir hafta zaman veriyoruz. Bir hafta bu objektiflerle çalışıyor sadece. Kendi istediği bir hafta. Ne güzel bilinçli takımım var. En fazla bilmiyorum. İşte 5 gün ayırabiliyorlar. Gibi böyle bir şey yaptık ama bazı takımlar farklı uyguluyor bunu. Bazı takımlar diyor ki işte release training'in ilk haftası biz bununla uğraşırız başka işlerle uğraşmayız diyorlar. Ben takıma şey verdim, açık çek verdim. Kendi şeylerini oluşturuyorlar, user story'lerini, epiklerini. Birisiyle benimle birlikte groom ediyorlar o story'leri nasıl yapacaklar, nasıl geliştirecekler de. İsterse gitsin eğitim alsın, isterse otursun bir deney yapsın o bir hafta. Ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Sonra da her ay zaten bir şeyimiz var. Check-in yapıyoruz. Birbirimizle konuşuyoruz. Objektiflerimizi, durumunu takip ediyoruz mesela. Ya biz de şey yaptık benzer. İşte mesela bir tane machine learning projesi vardı. Ekipten işte mesela bir kişiyi tamamen bıraktık. Çıkarttık sprintten. Sen al bununla uğraş. Bitirdiğin zaman veya anlamlı sonuçlar bulduğun zaman bize sunum yap. Sonra da deploy et. İlk hani lean olarak çıksın bu. MVP'si çıksın dedik. Biz mesela böyle yaptık. Mesela kendi geldi hani bundan. Onun ötesinde ne oldu benzer? Hatırlayamadım şimdi bak. Başka yok galiba. Bizimki de Uğur'la birazcık daha benzer hani. İnsanların kendileri yapmak istedikleri şeyleri seçip geliyorlar ve aslında performans kriteri olarak o değerlendiriliyor birazcık. Ama biz 6 ayda bir yani çok sürekli respons veriyoruz. Şuradasın,
şuraya gidiyorsun, şuraya gitmek istiyorsan şunu yapman lazım şeklinde sürekli bir ayda bir zaten sürekli görüşülüyor, şey yapılıyor. 6 ayda bir kariyer toplantısı, 3 ay sonra performans görüşmesi şeklinde sürekli bir iletişim metoduyla şey yapıyoruz. Yani insanlar biliyorlar 6 ay önceden şey yapıp bir şekilde bir yere gidip gitmeyeceklerini öğrenebiliyorlar. Eskiden senede bir yapılıyormuş mesela. Millet hani sene başında olan seneye terfi alacağım falan gibi bir şeye girip sonra hiç haberi olmuyor falan gibi durumlar oluyormuş. Hatırladım bu arada ya sonunda. Biz abi şey normal roadmap'imiz var. Ürünün roadmap'i var. Şimdi bir tane de mesela şey yapıyoruz. Tamamen hani technical bir roadmap yapıyoruz. İşte onarmak istediğimiz, yapmak istediğimiz infrastructure çalışmaları vesaire. Bunları mesela hani o roadmap'te artık belirliyoruz. Ekiple beraber, ekip onu belirliyor. Sonra hep beraber önceliklendiriyoruz. Ondan sonra herkes içinden mesela task'lar alıyor. Gene 2 hafta, 4 hafta arasında koşuluyor bunlar. O şekilde devam ediyoruz mesela biz. Hani ve biraz agile olmanın aslında şeyi bu, avantajı. Çünkü istediğin yerden böyle sanki bir böyle throttle kolu varmış gibi istediğin tarafa ağırlığını verebiliyorsun, zamanını güzel dağıtabiliyorsun yani. Kanban'da bunu yapabiliyor musunuz Mert? Neyi yapabiliyor muyuz abi tam olarak? Yani bu resource allocation mesela işte istediğin bir şeyden atıyorum yeni bir feature geliştirilecek ve veya onun karşılığında bir de technical debt var mesela. Onu çözmek istiyorsunuz. Bu takım içinde mesela o resource allocation'ı istediğiniz gibi dağıtabiliyor musunuz esnek bir şekilde? Yoksa böyle planladığınız şekilde işte o 2 hafta veya 1 hafta veya artık sonsuza kadar koşuyor musunuz? Nasıl oluyor? Bizde plan yok abi. Bir hayal var sadece sürekli. Bir hayal kuruyoruz ayda bir. Ay sonunda aynen buraya gelmek istiyoruz diye. Ondan sonra şeyler oluşturuyoruz. İşte epikleri yaratıyoruz. Her epik'in bir owner'ı oluyor. Epic owner'lar user story yaratıyorlar kendileri. Ekiple birlikte işte gerekli stakeholder'larla tartışarak yazılımcılar yapıyor bunu. Ondan sonra bunlar groom ediliyor falan filan. Bunlar şeye giriyor işte. Prioritized oluyorlar. Prioritized olduktan sonra product owner bunları önceliklerini düzenliyor. Benimle birlikte oturuyoruz biz her gün. Sürekli aslında yani her an aklımıza geldiğinde buna bakıyoruz. Birisi yeni bir şey eklemiş mesela, hemen onun önceliğini o kolonda belirliyoruz. Yazılımcılar da o kolondan çekiyorlar sürekli. Anladım. Ya yani sizin kadar koşuyoruz. Yazılımcıların aslında ürününe bu kadar iç içe olması çok güzel bir şey. Biz hala onu tam olarak istediğimiz kadar başaramadık mesela. Biz de böyle değildi ama. Biz işte... Nasıl değiştirdiniz? Ne kadar zamanda değiştirdiniz bunu? Abi işte ben bununla yaklaşık 6 aydır uğraşıyorum bu hale getirmeye. Bir sürü sıkıntı vardı. Birincisi yazılımcıların mentalitesi biraz farklıydı. Sürekli bir sprint koşmak istiyor yazılımcılar. Sürekli bir estimation yapmak istiyorlar. Sürekli bir işte iki şunu yapacağız, bunu yapacağız diye sürekli önlerinde bir plan olmasını istiyorlar. Ama aslında bizde de büyük bir plan var ama hani sürekli plan yapıyoruz ama hani bu plan yetişmese de olur. Sadece böyle çok kritik şeyler oluyor mesela işte diyelim ki bir regülasyon GDPR örneğin. İşte GDPR'ı planladığımız zaman her şeyi 2 ay öncesinde bitirmeyi planlıyoruz. Ona göre skopumuzu küçültüyoruz. İşte anlık mesela yetişmeyecek gibiyse hemen skopu değiştiriyoruz. Alternatif yollar buluyoruz. Kötü çözüyoruz belki. Ama önemli değil yani. Mesai yapmıyoruz hiçbir zaman. Anladım. Ekip bunu hazırlamak biraz zaman aldı. Aslında bayağı hani bize benziyor ama yönteminiz daha farklı mesela. Daha değişik yapıyorsunuz. Zamanla bizde de sonuç aynı. Hani biz de mesela hiçbir zaman mesai yapmıyoruz. Yani öyle bir avantajımız var. Ama mesela biz daha planlı gidiyoruz. Daha böyle product roadmap mesela hani PO tarafından veya işte PM tarafından böyle önümüze bazen dikte ediliyormuş gibi konuluyor. Mesela o konuda tepki var. Hani böyle olsun istemiyoruz aslında ama çok değiştiremiyoruz. İşte onunla uğraşıyoruz mesela son zamanlarda. Tam 6 ay önce öyleydik biz de. Hı hı. Ben bir şey merak ediyorum. Kanban'da özellikle. Şimdi yazılımcılar kendileri istediklerini alıyorlar ya board'tan. İşte örneğin hep böyle güzel işleri alıp işte böyle pis işler sonra kalma gibi bir şey oluyor mu diyecektim. Yok abi, istediklerini almıyorlar. Sırada ne varsa onu alıyor. Ha, şey değil. Yani bir backlog gibi bir şey yok o zaman.
backlog var ama sıralı. Sıradan çekiyor. Yani şey gibi düşün. Stack var. Stack'in en üstünden pop ediyor sürekli. Anladım. Tamam. Yani hiç zaman aradan seçmiyor. Şimdi Mert'le konuşunca ben de Kanban yaptığımıza emin oldum. Önce şüphelerim vardı. Ne yaptığımızdan çok emin değildim. Yani sürekli bir continuous flow'dan bahsediyoruz değil mi? Scrum'da en büyük farkı bu. Bir sabit sprint 2 haftalık bir backlog'undan kart şey alıyorsun, task'lar alıyorsun. Bunu 2 hafta sonra bitirmeyi vaat ediyorsun testleriyle, şeylerle, yani user acceptance olayını. Ama aslında Kanban'da benim anladığım ki biz de böyle yapıyoruz. Bizde hani çeyreklik belirleniyor projeler. Daha doğrusu proje demeyelim de ona hedefler konuluyor. Yani biz bunları bitirmek istiyoruz diye business tarafından şey geliyor. Bunların grooming'i yapılıyor, toplantıları yapıyor. Kick-off meeting'i yapıldıktan sonra abi atomize edilip sürekli bir canlıya çıkış var, akış var sürekli. Hani bir sprint mantığı yok da şey toplantıları var. Haberleşme toplantıları var işte haftada bir, ne aşamadayız, neredeyiz diye. Ama sürekli canlıya bir akış var bununla ilgili olarak. Evet abi, eğer akışı arada durduran bir şey yoksa, yani ben mesela bizde şöyle, şimdi önceden nasıl mesela klasik şeyde Scrum'da bir planlama toplantısı yapıyorsun. Ondan sonra planlama toplantısının da bütün her şeyini planlıyorsun 2 haftalık. İşte onun storylerini oluşturuyorsun. Sonra başlıyorsun sürekli groom ederek yazılım geliştiriyorsun. 2 hafta sonunda bitiyor sprint. Retrospektif yapıyorsun. Bizde retrospektif yok mesela. Yapmıyoruz biz retrospektif. Onun yerine işte akşam dışarıya eğlenmeye gidiyoruz. Ya da işte akşam derken 3'te çıkıp 6'da dönüyoruz. Yani öyle eğlenme akşam derken. İşte onun dışında mesela birisi mesela bir task aldı. Kanban, tam Kanban yapıyoruz. Yani yapmaya çalışıyoruz aslında, tam değil bence. Bir task'ı aldı, ya daha doğrusu bir API aldı. Onun storylerini çıkartıyor. Sonra o işle uğraşmaya başlıyor. Ve ondan sonra devam ediyor. Ne zamana kadar? Onu deploy edene kadar. Biri dediğin bizde epikler şöyle oluyor. O kısmı netleştirmek istiyorum. Epikler hani çeyrek başlarında hani epikler şey olarak çıkıyorlar. Hani requirement'lar olarak büyük büyük epikler çıkıyor. Ondan sonra product manager'la developer takımı toplayıp şey yapıyorlar. Bunları hem kartlara bölme işi yapılıyor hem de grooming yapma işi yapılıyor. Arda arda birkaç toplantı yapılarak. Ondan sonra kick-off yapılıp stakeholder'lara bildiriliyor. Scope'umuz budur, biz buna başladık şeklinde. Hani işte bizde o yok. API'yi parçalayan developer mı sizde tek tabii başına? Initiative geliyor bize. Mesela initiative nedir? Yeni bir kart ekleme ekranı yapılacak mesela. Aslında şöyle, kart ekleme ekranı yapılması bir epic. Neden kart ekleme ekranı yapıyorsun? Müşterilerimizin çünkü büyük bir kısmı call center arayıp kart eklemek için yardım istiyor mesela. Initiative bu. Bu initiative'den bir sürü epic'ler oluşuyor. Bu epic'leri yine yazılımcıyla beraber oturup biz yapıyoruz. Ondan sonra yazılımcıya devrediyoruz bütün süreci. Anladım. Peki şeyler nasıl belirleniyor? Mesela bizde bir projenin yapılıp yapılmayacağı her çeyrek sonunda bütün departmanlardan insanlar katılıyor. Bayağı şey bir toplantı oluyor. Herkes bundan bir hafta önce projelerini submit ediyor. Şu kadar revenue getirisi olacak veya revenue getirisi olmayacaksa işte şöyle bir etkisi olacak diye bunu şey yapıyor, justify ediyor. Şunlar bu projeyi yaparsak şöyle etkileri olacak diye. Sonra bunlar tartışılıyor ve bunlardan bazıları alınıyor şeklinde karar veriliyor. Bizde o da yok. Bizde şey var işte, initiative'ler geliyor. Initiative'lerden epic'leri oluşturuyoruz. Haftada bir business'la şey toplantısı yapıyor. Önceliklendirme toplantısı yapılıyor. Geleceğine kim karar veriyor? Yani bir initiative'i kim şey geliyor. İnişte geliyor. Onu yapıp yapmama kararını biz takım olarak veriyoruz. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Aslında inişte'nin ortaya çıkmasını hani kimler şey yapıyor? Şu inişte yapılacak ama şundan dolayı yapılacağı kim söylüyor? İşte business'te. Business diyor onu. Ha, anladım. Biz orada da şey yapıyoruz da, yer alıyoruz da, ya bunu yapmasak da bence olur şeklinde. Yok zaten olmadı. İşte orada zaten gene biz yer alıyoruz ama Initiative'in sahibi sonuçta biz şey oluyor, business oluyor mesela. Biz de olabiliriz Initiative'in sahibi. Biz de bir problem görürüz mesela, bir deney yapmak isteriz, o bir Initiative olur. Anladım, farklı isimler mi veriyoruz kavramlara, anladım. Evet, yani Initiative aslında bir işin başlamasını sağlayacak şey. Ondan sonra onun geliştirilmeye başlanmayacağı tamamen bizim kararımız. Abi sizin yani business gelip de bunu yapmamız lazım demiyor. Çok iyi bir PM'iniz var o zaman ekibinizde. PM? Product Manager ya da Owner. Product Owner'ımız var. Yani çünkü bizde mesela bu kararı bizim alabilme yetimiz yok yani takım olarak.
Öyle bir hani biznese hakim olma durumumuz yok mesela bizim. Bu da bir Aslında problem. bizim CTO'muz çok iyi. CTO'muz bize bu gücü veriyor. Ya biraz da öyle olması lazım aslında ya. Yani hayaller var, projeler böyle, bunları istiyoruz var. Bir de onu ayakları yerine oturtması gereken takım sanki product takımı hani. Çünkü çok içindeler olayın. Ya Sanırım. şeyi merak ettim aslında. Ya benim şöyle bir öngörüm var. Bunda yanlış da olabilirim. Scrum'ın yani Scrum'la Kanban iki ayrı proje tipini, iki ayrı gerçekliğe çözüm bulan iki ayrı agile metodoloji gibi geliyor bana. Hani bizim gibi firmalarda, Mertlerinki de öyle gibi, şeye çıkmak, sürekli continuous bir şekilde canlıya çıkmak ve bir şeyler deliver etmek, iki haftalık sprint koşup bir şeyler çıkmaktan daha önemli gibi gözüküyor. Hızlı bir şekilde bizim canlıya çıkmamız lazım sürekli. Çünkü şey var, piyasa hareketli, başka rakipler var. Gerçeklik çok hızlı değişiyor. İki haftalık sprintlerden bile daha hızlı değişebiliyor hani. Yani sanırım Scrum ve Kanban çok farklı iki gerçekliğe cevap veriyorlar. Birbirlerinin muadili değiller gibi geliyor düşündükçe üzerinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında orijinal sorum o yüzdendi. Yani estimation yapmasak ne olur? Du. Abi muadil değiller zaten yani de. Hani gene kendi gerçekliğimden cevap vereceğim Fırat'ın dediği gibi. Ya biz mesela 2 haftalık sprint koşuyoruz ama mesela eğer sprintin başında mesela küçük bir feature varsa ve o feature bittiyse ve işte bütün testleri falan geçtiyse mesela onu deploy ediyoruz artık. Onu gerimizde bırakıyoruz. 2 hafta sonunda eğer bütün sprint boyunca çok büyük bir feature ya da proje üstünde çalıştıysak mesela anca sprintin sonunda oturup onu demo ediyoruz mesela bütün şirkete. Ama onun ötesinde hep mesela minik minik deploy ediyoruz biz. Biz de böyle çalışıyor. Ama anladığım kadarıyla her takım, her şirket kendi ihtiyaçlarına göre zaten biraz eğip büküyor bu işleri. Evet Yani abi. bu işin net bir doğrusu yok. Mesela Fıratların nasıl yaptığını merak ediyorum. Biz hepimiz benzer tipte iş yapıyoruz ama Fıratlar nasıl yönetiyor bu süreci onu merak ettim Bir açıkçası. şey söyleyeceğim Fırat. Siz çok büyük bir ürün geliştiriyorsunuz değil mi bizimkile kıyaslandığında? Ya şimdi büyüklükten kastın nedir? Sonuçta senle de beraber çalıştık. Evet bu büyük bir ürün ama sizinkinin kapsamı belki de daha geniştir. Ama canlıya çıkamadığımız için önümüzü göremiyoruz. Bizim asıl şu andaki sorunumuz o olabilir. Yani bize requirement'lar böyle 100 sayfalık requirement var bizde. Başlıyorsun ilk task'tan başlıyorsun. Sonra zamanı geldiğinde yine değiştiriyorsun ama sonra bunu internal testlere atıyorsun. Internal testler bunu test ediyor. Seninle komünike ederek test ediyor. Bu da çok gereksiz bir süreç bence ama yapılıyor. Sonra okeyse müşteriye asılıyor. Müşterinin testçisi bunu test ediyor. Yine okeyse müşterinin business tarafı test ediyor. Sonra yine okeyse okey dana çekiliyor. Ama bu dana çekilmek de aslında sizin dana çektiğiniz gibi canlıya çıkıp sonucunu görmüş olmak değil. Biz dana çektiğimizde tamam şimdilik sorunsuz demek oluyor. Yani bunlar en son tekrar bir SIT ve UAT diye 2 ayrı kavramımız var bizim. Bir tanesi User Acceptance Test olabilir. Diğerinin adını hatırlamıyorum. Yani tekrar bunların hepsi koşulacak. Bunların senaryoları koşulacak, neler olduğu tekrar koşulacak ve bunlardan bana yine bug gelebilir. O yüzden bu süreç benim için hiç bitmiyor ve biraz kabus gibi. Abi peki bir soru. Bütün amacınız oluşabilecek hataları azaltmak mı yoksa olabilecek en iyi veya en kısa zamanda ürünü deliver etmek mi? Önceliğiniz ne? Zor soru. Bu ikisinin ortası ama abi. Yani sonuçta çok fazla vakit harcayamazsın. No estimate diyemezsin. Çünkü para kaybediyorsun sürekli. Böyle bir teklif vermişsin. Para kaybetmek ne senin işine gelir ne müşterinin işine gelir. Kimsenin işine gelmez yani. O yüzden sen elinden gelen en iyi kodu yazmaya çalışıyorsun. Ama zamanı da gözetmek zorundasın. Orada gözetmezsen zamanı sen kötü yazılımcı olursun. Kötü kod yazarsan da kötü yazılımcı Ama onu fark etmezler. oluyorsun. Oo, çok. Burada bir dram var arkadaşlar. Ver arkaya şarkıyı. Pyborg girecek böyle arkadan. Barış, sizinki de birazcık Fırat'la bizimki arasında bir proje gibi.
Yok aslında sizinkine benziyor bizimki ya. Mertlerle ya da Uğurlarınkine de çok benziyor. Biz de kanban yapmaya çalışıyoruz aslında. Ama hani bir yandan da müşterinin işte şu tarihte bu olsun gibi şeyleri olabiliyor bazen. Sürekli olmuyor. Biraz o algısını aslında yıkmaya çalışıyoruz. Onlar çünkü müşteri ilk defa böyle bir yazılım projesi yapıyorlar. Hani bizimle birlikte. O yüzden de onlar da biraz öğreniyor işin nasıl olduğunu. Yani biz de şu anda müşteriden işte bir de müşteri başka bir yerle anlaşıyor. İşte o anlaşmayı yapabilmesi için o task'ın bitmesi gerekiyor falan gibi. Bir yandan bazen işte böyle bir deadline'lar da olabiliyor. Ama biz yani nihayetinde şeye karar verebiliyoruz yani ekip olarak. Yani müşteri atıyorum 1 Temmuz'da şu 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 feature'ların işte olmasını istiyorum diye geldi. Biz bakıyoruz işte olmayacak gibiyse gerçekten hani olmuyor diyoruz yani. Böyle hayvan gibi mesai yapıp da şey yapacağız demiyoruz. Şu anda böyle ilerliyor bizde aslında durum. Biraz daha rahat gibiyiz eskiye nazaran. Bir dönem bayağı kaotik bir durumdaydık. Şu sıralar normale döndük. Abi peki şey, yazılımcılar olarak hani rahat hissetmek şeyi etkiliyor mu? Hani stres seviyesini aşağı çekmek daha kaliteli kod yazmanıza veya daha iyi ürün geliştirmenize faydası olduğunu böyle görüyor musunuz birebir? Ben şahsen görüyorum ya. Hatta bizim de sizdeki gibi böyle bir normal backlog'umuzdan ayrı kendi backlog'umuz var böyle yazılım ekibi olarak. İşte uygulamada atıyorum performans sorunu gördüğümüz yerleri falan böyle ayrı bir board'a yapıştırıyoruz. Eğer bir boş zaman olduğu zaman işte bir şekilde boşluk yaratabilirsek ya da gerçekten bunun önemli olduğunu ekibe kanıtlayabilirsek oradaki işleri de aradan çıkarıyoruz. Bence hani ama yazılım kalitesini de arttırdığını şöyle gördük. Hani daha önce böyle aşırı baskı altında çalıştığımız bir dönem vardı. O dönem bayağı böyle şey hani gerçekten kötü kod yazıyordun yani. Şu feature bitsin de lanet olsun artık modundaydın. Şimdi bayağı böyle unit testini falan yazmaya başladık. Biraz daha üzerinde düşünerek işler yapıyoruz yani böyle. Çünkü şeyini de gördük yani etkisini de gördük. Hani o zaman yazılımın kodlarını şimdi şeyini çekiyoruz yani. Ceremesini çekiyoruz diyebilirim. Abi bir şey soracağım. Technical debt diye bir kavram var ya hani hepimizin hayatında var. Abi şöyle sormak istiyorum biraz. Technical debt dediğimiz olay birazcık developer'ın kendini iyi hissetmesi için şey yaptığı bir olay mı yoksa hakikaten bazen technical debt bırakmak gerekiyor mu? Abi bunu bence başka bir programda tartışalım. Bu büyük konu gerçekten. Bırakmak gerekiyor mu? Yok tamamlamadım ben ya. Neden gereksin? Ama technical debt diye bir kavram var. Şimdi bu kavramın bir çıkış sebebi var. Hani iyi bir justify etmeye çalışmıyorum da hani var technical debt'imiz var burada. Veya bu kasıtlı yapılan bir şey mi, kendinden oluşan bir şey mi yoksa bazen hakikaten abi biz bunu sonradan yapmak için erteliyoruz. Burada kötü şey yapacağız gibi. 2-3 çeşidi var abi. 2-3 çeşidi var. Bazen bilerek bırakıyorsun. Görüyorsun ama zamanın olmuyor. Bazen farkında olmuyorsun. O bir mühendislik kararı yani. Eğer bilerek bırakıyorsan. Evet. Yani bizim ondan sonra toparlayabileceğini biliyorsan sonra gidip toparlıyorsun ama onun da farkında oluyorsun. En tehlikelisi bilmeden oluşan. Abi her şeyin çözümünü zaten ilk etapta bilmiyorsun. O yüzden technical debt bırakıp tamam ya bunu bir sonraki sorun geldiğinde çözeceğiz demek çok da yanlış gelmiyor bana. Ya orada abi işte bazen çok aşırı düşünürsen over engineering oluyor. Hiç düşünmezsen de technical debt bırakıyorsun arkanda. Onun bir tatlı noktası var yani o noktayı bulmak gerekiyor. Ya olmayan sorunu çözmek her zaman daha sorunlu gibi geliyor bana. Emin değilim. Yani evet ben de benzer şeylerim var. Böyle çok iyi düşünerek akıllı hareket etmeye çalışıp sonra gelecekte verdiğin kararın ne kadar salakça olduğunu görmek üzebiliyor bazen. Peki kullandığın evet. Metodolojiyle alakalı bir şey mi sizce teknik olarak? Yani tam onu diyeceğim abi. Tamam abi. Tam onu diyeceğim.
Eğer Scrum yapıyorsan Technical Debt bırakma kararını verebilirsin. Kanban'da böyle bir şey, hani birazcık daha ihtimalin az. Yani mesela diyelim ki bir şekilde bir şeyi hızlıca bir takıma vermen gerekiyor, değil mi? Bir endpoint'i. O endpoint'i kötü oluşturursun. Ondan sonra bir tane daha ticket oluşturursun. Onun hani düzeltmek için gereken ticket'i. Sen o uygulama şeyini, ticket'ını yapıp deploy edip işini bitirdikten sonra onu en yüksek önceliğe alıp hemen çözersin. Ama Scrum'da bunu yapman birazcık daha sıkıntılı olabilir. Scrum nasıl uyguladığına göre değişir. Yani scope'un belli. Zaten bir sprint koşuyorsun. Ulaşmak istediğin bir yer var. Bir sonraki sprinte kalabilir böyle şeyler. Haklı çıkartamazsın anlamında. Yani Scrum'da technical debt haklı çıkartmak daha zor gibi mi? Haklı çıkartmak daha kolay. Çünkü Scrum'da mesela bir şeyler yaptın, kötü çözüm buldun. Bir technical debt çıktı. Dedin ki burada bir technical debt var, ben bunu çözmek istiyorum dedin. Scrum'ı nasıl uyguladığına göre değişiyor. Eğer sen yok artık arkadaş bunu bu sprintte değil bir sonraki sprintte yap dersen ve sprintin eğer 3 haftaysa 3 hafta sonra yaparsın. Mesela. Evet. Evet abi öyle oluyor. Bu kötü ama bir şey. Ben bir şey sorayım. Yazılımcı morali açısından. Abi diyelim kanban koşuyoruz. Yapıyoruz. Her neyse. Ben bir tane endpoint işte implement ettim. Sonra böyle çat 2 saat sonra işte tam bitirdim böyle. Kafam rahatladı. Çünkü o hani kafanda tasklar olduğu zaman huzursuz oluyorsun ya bitirmediğin zaman. Bitirdin. Sonra tak başka bir şeye başladın. Pat diye önüne yeni bir tane daha düştü. Az önce veya işte ya da dün bitirdiğin endpoint'e yeni bir şey gelmiş. Ha, bu sinir bozucu değil mi bir yazılımcı açısından? Bozucu. Ya da moral bozucu diyeyim. Sinir bozucu değil belki ama. Belki dün yazdığın kodların %50'sini sileceksin abi. Angarya değil mi yani? Angarya gibi hissettirmiyor mu insanlara? Abi ama o olabilir gibi geliyor ya. Hani çok olmaması lazım, haklısın ama. Hani olabilir de hani kasten veya işte bunun olacağını bile bile bunun olmasına izin vermek de biraz şey gibi geliyor bana. Çok verimli bir şey değilmiş gibi geliyor. Her zaman böyle olmuyordur muhtemelen de. Vallahi Uğur kilitledin bizi ya. Yani çok sık oluyorsa bence sorun da ve nadir yaşanan bir şeyse bence görmezden gelinebilir diye düşünüyorum. Anlıyorum. Nasıl görmezden gelmek? Yani moralim boz, evet katlanabiliriz yani. Görmezden gelmek derken moralimi bozmaya gerek yok manasında. Peki. Ya biz abi şöyle bir motto belirledik kendimize. Yani ne yaptığımızdan bağımsız, nasıl kod veya işte hangi framework'i uyguladığımızdan bağımsız. Ya biz daha çok düşünüp daha az kod yazma kararı verdik takım olarak. Mesela daha çok düşünüyoruz artık. Böyle harala gürele kod yazmak istemiyoruz. Daha çok tartışıyoruz. Daha çok mesela oturup iki kişi bir konu hakkında konuşuyor. Daha implementasyon detaylarını böyle enine boyuna tartışıyoruz falan. Daha faydalı olduğunu gördük bunun. Hani böyle nasıl diyeyim? Hani tamam iki hafta bir sprint koşuyoruz ama böyle yardır bir şey yapmak yerine daha böyle sakin, daha chill bir şekilde yapmanın herkes için daha faydalı ve daha verimli olduğuna karar verdik, kanaat getirdik. Bütün bunlardan çıkarttığım budur yani benim. Mesela bak şimdi böyle bir şey deyince aklıma şey geldi. Aslında önemli konulardan bir tanesi de Kanban'da çok fazla ölçüm yapıyor olmak. Yani birçok şeyi ölçüyorsun. En önemlisi mesela VIP limitleri ayarlıyorsun. Aslında hiç ondan bahsetmedik ama VIP limit, minimum limit, maksimum limitlerini belirliyorsun mesela. Ve bunları sürekli düzenliyorsun. Abi VIP limit nedir bir söylersem? VIP work in progress. Mesela diyelim ki senin... Okay. Takımın diyelim ki 9 kişi, 8 kişi mesela benim durumumda benim takımım şu anda 9 tane şey var. Yazılım 9 artı 3, 12 tane yazılımcı var. Bu 12 tane yazılımcı için bizim belirlediğimiz VIP limit 6. Mesela aynı anda takım en fazla 6 tane iş yapabiliyor. Çünkü pair çalışmak zorunda. Hı hı.
Dolayısıyla pair'lere böldüğün zaman 6 tane iş yapabiliyor. Dolayısıyla bizim maksimum VIP limitimiz 6. Yani bir o lane'de en fazla 6 tane şey olabilir. Minimum 3 tane olabilir. Yani eğer 3'ün altına düşerse hemen bir şeyleri groom etmeleri ve hemen onu in progress almaları falan filan gerekiyor. Mesela öyle kurallar var. Ve bunlar mesela hangi VIP limitte kaç ne kadar süre kaldı bunları ölçüyoruz biz mesela. Yani işte geçtiğimiz hafta 5'e düştü mü bu? Ya da hiç 6'ya çıktı mı? Ya da işte hiç 3'ün altına indi mi? Ya da 7'ye çıkması gerekti mi gibi böyle bunları ölçüyoruz sürekli ve buna göre bunları değerlendiriyoruz. Mesela birincisi bu. İkinci konu işte her lane'de ne kadar bekliyor mesela. Diyelim ki işte in progress'te ne kadar beklemiş, işte şeyde ne kadar beklemiş, grooming'de ne kadar beklemiş, işte deployment'a hazır halde ne kadar beklemiş, ne zaman deploy olmuş. İşte mean time, cycle time kavramları var. İşte mean time, story'si oluşturulmuş, o süreden deployment alıp müşteriye ulaşma zamanı, cycle time. Bir story oluşturdum, ben onunla çalışmaya başladım. Ne kadar zaman sonra bunu müşteriye ulaştırdım mesela? Bunlar çok sık ölçülüyor. Dolayısıyla hangi mesela, tool'u kullanıyorsunuz? Tamamen Jira kullanıyoruz. Hep Jira. Okay. Aha, hiçbir eklenti biz, yok. Bizde de benzer ölçümler var. Ya bir işten kastım bir story olarak mı ölçüyorsunuz bunu? Hem story hem de epic seviyesinde ölçüyoruz. Epic seviyesinde de ölçüyorsunuz. Okay. Yani işte amaç şey aslında, işte şimdi düşünme dedin ya. Mesela bizim şu andaki işimizin büyük bir kısmı %60'ı 70'i şeyde geçiyor zaten. Yazılım geliştirmenin öncesinde geçiyor. Dolayısıyla bizim aslında yaptığımız geliştirme en fazla bir şeyin mean time'ının %30'u oluyor mesela. Yani o da işte zaten işin hani tabiri caizse amelilik kısmı oluyor. Tabii. Yani tuşlara basma kısmı oluyor aslında. Aynen. Hatta sen o %30'un oturduğunda bitmiş hatta, oluyor kafanda. Aynen. Aynen abi. Hatta %30'un %20'si ya da işte %15'i civarında gerçekten kod yazıyorsun. Geri kalan zamanda şey yapıyorsun, test yazıyorsun. Baktığın zaman yani. Ya aslında böyle yaklaştığın zaman mesele şey konusunu da çok güzel çözüyor bu. Kod seviyesinde yani implementasyon noktasında yaptığın hatalardan doğan bugları da çok azaltıyor aslında. Çünkü az kod yazıyorsun. Ve eğer acele etmiyorsan zaten bayağı hani pure bir şey yazıyorsun. Ve hani orada eğer mantığında hata yapmadıysan önceki o %60'lık zamanda zaten her şey yolunda gidiyor çoğunlukla. Mesela sürekli şeyi ölçüyor musunuz Mert? Hani haftalık veya günlük kaç tane bug report ediliyor? Ne kadar sürede çözüyorsunuz? Tabii abi. Yani onların seviyelerine göre ölçüyoruz. Mesela canlıdan gelen bir incident var mı? Incident ne kadar sürede çözülmüş? Ne kadar downtime yapmış mı? Yapmamış mı? Alarmı tetiklendikten itibaren ne zaman çözülmüş? Problem çözülmüş? Problem çözülürken araya birisi dahil olmuş mu? Yani birisi bunu bir müşteri şikayetiyle mi gelmiş yoksa bir alarmdan mı tetiklenmiş gibi böyle bunların hepsi ölçülüyor tamamen. Abi güzel metrikler. Ama abi, farklı. Pardon. Yok sen konuşuyormuşsun. Ya ben bir programda da alerting ve monitoring konuşalım mı diyecektim. Vallahi olur abi. Konuşalım abi. Bayağı önemli konu yani. Ben şeyi soracağım ya. PR yapmak zorunda dedin ya developerlar. Tek kişi çalışmıyor mu şu anda sizde? Kesin PR yapılacak diye bir şeyiniz mi var? Ekip olarak öyle bir kural mı koydunuz? Bizim takımın kuralı var. Herkes yapmıyor. Her takım yapmıyor bunu. Ama benim takımım da yani biz kendimiz şart koştuk. Peki avantajı ama gördünüz mü? Sürekli. Yani. Tabii abi yani herkes her şeyi biliyor şu anda. Yani frontendçi backendçinin yaptığı şeyleri biliyor. Backendçi frontend'i biliyor. Cross disiplin pair'lar da oluyor çünkü. İş yavaşlama gibi bir şey oldu peki? Daha önceden daha fazla task'ı bitirebiliyorken daha az olmaya başladı falan gibi bir şey oldu mu? Vallahi öyle bir ölçüm yok elimde ama yani bir ölçtüğüm bir şey yok onunla ilgili ama hani yavaşlar tabii ki kısa vadede. Ama bu kötü bir şey değil. Ama uzun vadede daha çok şey kazanıyorsun. Silo oluşmuyor yani. Yani. Ben bir şey sormak istiyorum aslında bu konuda. Pay programming konusu açılmışken biz geçen ay şeye karar verdik hani yazılım geliştirme süreçlerimiz şey yapıyor. İçerideki bilgi paylaşımını arttırmak açısından
hani pair programming'i deneyelim ama bir kurar haline getirmeyelim. Bir ay sonra hani tekrar konuşalım denedikten sonra ve ondan sonra hani bunu kural haline getirip getirmeyeceğimize karar verelim şeklinde konuştuk. Ve bugün hani toplantı yaptık, bunu review ettik, yani nasıl geçti bu deneyimimiz şey yaptık diye. Hani insanlar bunun bir kural haline getirilmesinden ziyade on demand bir şey olması gerektiğine karar verdi takım. Hani ben denemeden hani bunu vazgeçmeyelim veya bunu kural haline getiririz gibi bir karar çıkartmayı umuyordum ama mesela böyle bir karar çıktı. Bizim development ekibinde on demand olarak hani pair programming talep eden arkadaşımız hani o gün biriyle çalışsın, şey yapsın. Ya işte o zaman kimse yapmayacak demek bu. Ben de onu oradan şey yaptım. Ya bizde şey abi, mesela diyelim ki biz senle Deniz pair yaptık değil mi? Ondan sonra ertesi gün ben şeyle yapıyorum, Uğur'la pair yapıyorum. Bir sonraki gün Uğur senle pair yapıyor. Mesela böyle sürekli döndürüyoruz. Her gün değişiyor pair'lar. Bütün gün mü yapıyorsunuz abi? Ya aşağı yukarı bütün gün oluyor. Ya ama şey değil tabii, yani böyle driver navigator gibi değil aslında. Ortak çalışıyorlar bir işte. Mesela ping pong yapıyorlar. Şey deniyor mesela, iki kişi çok heveslenmiş ona. İki tane klavye bağladılar bilgisayara. Bir tane mouse var. Bir tanesi testini yazıyor, öbürü implementasyonunu yazıyor. Çok çok eğlenceli oluyor, çok komik yani. Ping-pong yapıyorlar. Enteresanmış. Abi bizde şey oluyor genelde, bir backendçi bir frontendçi beraber çalışıyor. Backendçi backend'i implement ediyor ya da etmiş oluyor mesela. Frontendçiye anlatıyor. Ya da tam tersi olduğu zaman frontendçi mesela feature var belli. Frontendçi backendçiye ne istediğini anlatıyor mesela. İşte şurada şöyle bir field'a ihtiyacım var. API'den böyle bir şey dönsün. Sonra backendçi onun yanında onu implement ediyor mesela. Beraber sonra canlıya alıyorlar. Sonra hani ikisini beraber entegre edip işte frontend koduyla backend kodunu koyuyorlar yan yana. Sonra çalıştırıyorlar kendi ortamlarında. Sonra test ediyorlar beraber. Bizde böyle çalışıyor. Ama mesela bu çok sık olmuyor ya. İsveç abi, herkes bireysel yani. Evet, ama bazıları var abi, yani gerçekten istemeyen. Yani evet, şey, o konuda ben de sıkıntı yaşadım. Hani olmuyor, adam tek çalışmak istiyor, yani zorlayamıyorsun. Zaten benim anladığım pair programming böyle zorlanacak bir şey değil yani. Hakikaten ekibin böyle bir şey istemesi gerekiyor. Bence birazcık zorlanacak bir şey. Ya çünkü ben konfor zonuna giriyor abi herkesin. Düşündüm hani, çünkü abi tamam, konfor zonu, o konuda haklısın da. Yani isteksiz, neyse. İşte olmaz isteksiz yani. Olmasının sebebi bu. Ne oluyor abi? Kod yazarken şundan çekiniyor. Herkes çünkü şey zannediyor. Benim yanımda pair, yani dünyadaki tek yazılımcı şey yapan, yani böyle Google'dan arayıp da bir şeyleri sürekli oralardan okumaya çalışan tek yazılımcı benim. Dünyadaki bütün diğer yazılımcılar oturuyorlar, sadece kod yazıyorlar, başka hiçbir şey yapmıyorlar zannediyor herkes. Böyle olduğu için tabii işte birisinin yanında bunu yapmaktan çekindiğinden dolayı korkuyor pair programming yapmaktan. Şey yapıyor, rahatsız oluyor. İşte. Neydi abi? Imposter sindrom muydu? Böyle herkes kandırıyormuş gibi hissediyorsun. Sanki böyle yerine layık değilmişsin gibi. Ama halbuki herkes aynı durumda abi. Yani bir şey yapıyoruz, çıkarıyoruz. Stack Overflow developer'ı değiliz belki ama arıyoruz abi, yani takıldığımızda arıyoruz, evet. Abi yani işin raconu bu, yapacak bir şey yok. Yani işte biraz daha şey gerekiyor, özgüven gerekiyor. Evet evet. Onu aşmak lazım. Junior'larla çok güzel çalışıyor abi. Yani junior'lara çok fazla şey katıyor. Evet. Yani özellikle o açıdan çok faydalı. Zaten onların kaybedeceği de bir şey yok ya, junior zaten. Bu arada şimdi şu konuyu çok hızlı değiştirip ondan sonra benim kaçmam lazım. Bitirebiliriz herhalde yavaş yavaş. Artık burada junior yazılımcı demiyoruz abi. Bizim ekip. Ne diyorsunuz? Çünkü abi? Ageism yapılıyormuş. Ageism oluyor. Vay arkadaş. Abi benim junior yazılımcım 29 evet, yaşında. Evet, ageism olmak zorunda değil bu arada. Nasıl? Ya, abi değilim. Evet, ageism olmayabilirdi. Garipmiş. Ya junior işte yok yani artık sizde. Hassaslık. Ne diyorsunuz yok peki? Job stage mi var? Ne var? Hiç yok. Bir şey abi, var ya. Yazılımcı var. Herkes senior yazılımcı var. O kadar. Sadece junior kelimesini kaldırdın. Evet, tam biraz. İşte bu da yazılımcı ama.
Sen abi Junior'da birazcık şey bir kavram, yani kavramsal olarak şey yaparsanız title olarak Junior'da bir şey yok yani aslında. Yani evet. Evet. O zaman ufaktan kapatalım mı ya? Vallahi çok hadi. Keyifli program oldu. Kapatalım bence. Ama bir konumuzu söyleyelim ya. Bugün ne konuştuk abi? Dertleştik. Evet, bunu başa koyarız. Bence ya da söylemeyelim, insanlar yazsın abi konu neymiş diye. Merak ediyorum insanlar konuyu ne olarak algılayacak bu programın sonunda. Bir başlık koymamız gerekiyor biliyorsun, SoundCloud'a atmamız için. Aa, doğru. İsimsiz şey yapalım abi. Evet, Untitled. Evet. Konuyu bulun yazıyor. Ne konuştuk lan biz diye. Konuyu bulana tam 100 lira. O bir dakika, onu demeyelim şimdi. Eski parayla. Abi konuyu söylüyorum o zaman madem. Buraya kadar dinleyenler en azından bilsin yani. Konu Scrum vs. Kanban'dı. Tabii bambaşka yerlere de gitti yer yer ama herhalde güzel oldu yani. Biraz cevap vermeye çalıştı herkes kendi tecrübelerine dayanarak. Kendi gerçekliğinde Fırat'ın dediği gibi. Arkadaş ne taktın oraya ya? Tamam yani. Yok ya, güzel güzel. Güzel abi, yani. O var yani, her yazılım geliştiren firmanın kendi bir gerçekliği var. Kültür diyoruz galiba ama. Barış diye. Şimdi o kelimeye takılıp oradan gireceğim birazdan. Neyse, yayın bitti Allah'tan. Vallahi bitti. İyi, o zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi geceler.